Elma dolmamız ve çilekli kurucacığımız. Bakalım en güzeli kim? Fıstıklarını hiç kavurmamış. Bembeyaz duruyor. İç pilavı inanılmaz lap olmuş. Pişmekten böyle cılkı çıkmış. Aynı şekilde elmanın da öyle. Hani az pişmesi de zarar, çok pişmesi de zarar. Fazlaca işlem yapmış. O yüzden de bütün lezzetini kaybetmiş. Belki de en güzeli budur, bilemem ama kurucacığı çok güzel. Zaten yani çok kolay herhalde, onu hepsi yapmıştır. Güzel doğramış cacıktaki malzemeleri. Güzel de özleştirmiş. Cacıkta problem yok ama dolma beni bir beklesin. İkinci tabağımız. Bu tabak birinci tabağa öyle bir fark atmış ki, iç pilavı renk olarak bile bayağı belli. İkisinin arasında çok fark var. O baharat mı atmamış, ne yapmış? Çok bembeyaz duruyor ya da kavurmadı mı? Bunun iç pilavı olay, tel tel, tane tane dökülüyor. Böyle bir yarım çay bardağından biraz daha az su istermiş ama. Çiğ değil, tıkır da değil ama bir tık daha istiyormuş. Lezzet olarak cacıklar aynı ama bu tabak çok farklı. Birinci tabakla alakası yok. Üçüncü tabağımız. Bence çok kolay bir yemek. Daha iyi performanslar olabilirdi. Bu gelinimiz oymaları söylemedim. 2'de 2 güzeldi. Bunun oyması hiç olmamış. Bayağı kalın duvarları. Pilavı hiç olmamış. Bayağı lapa bir pilavı var. Bunun da fıstıkları bembeyaz duruyor. Elmalarda çiğlik yok. 3'te 3 elmalar güzel pişmiş. Bunun da cacığı aynı bire benziyor. Fena değil, eşit doğranmış malzemeler. Ama şu 2'nin cacığından sonra ikisi de sadece güzel meyveyle, sebzeyle karıştırılmış yoğurt gibi duruyor. Hiç olmamış. Son tabağımız. Bunun da iç pilavı güzel. 2'nin izleri var. Şu 2'deki renk hiç kimsede yok. Nasıl oluyorsa bu, bence bu da iç pilavını gayet güzel kavurmuş. Tane taneye yaklaşık. Altındaki cacığının malzemelerinin doğranması bunun bayağı başarılı. Bunun da elması kalın. Yani duvarlarda böyle kalınlıklar var. Eşit olmamış. Çiğ elmamız hiç yok. Bir tık böyle dirilik olabilir ama çok da pişince gördüğünüz gibi dağılıyor. Bu bir meyve çünkü. İlk puanlar benden, umduğumdan daha vasat tabaklarımız. Hadi puanlayalım. Son yediğim tabaktan başlayayım. 3 puan veriyorum. 4. tabak ortalamaydı. 3. tabak 1 puan. Çok hak etti. 2. tabak yıldızlı 5'ini kapsın. Ve 1. tabakta 2'yi kapsın. Bakalım bu kadar kim vakit bulmuş da pişirmiş de hatta geçirmiş. İki puancık kime gidiyor bakalım? Seda. Kızacağım artık Seda'ya. Her şey hep böyle ortalama oluyor. İyi de yapsa biraz şansı da yaver gitmiyor. Ama maalesef aradığı performansı henüz yakalayamadı. Biri açmayacağım. Şu 3'ü açıyorum. 3 puan haftanın tam ortası gibi, ne öldürür ne güldürür. Ama fena değil yani bu karışıklıkta. Üç puanın sahibi gelinimiz Damla. Tebrik ediyorum. Ya Zeynep ya yeni gelinim Azime şov yapmış, iddia ediyorum. Bence bütün puanları toplar bugün. Bakalım kim? Günün yıldızını öğreniyoruz beraber. Bakalım Azime mi, Zeynep mi? Zeynep. Bir Azime çıkar mı diye bir heyecanlandım ama olmamış.
Zeynep şovun şovunu yapmış. Çok merak ediyorum diğer tabaklar nasıl? Hemen çayınızı, kahvenizi doldurun. Yerinizden bile kalkmak istemeyeceksiniz. Sıra kayınvalidelerde. Yarışmaya geldim, hayatım değişti. Tam 10! Bilezikler için kolumda, çeyrekler için yakamda yer kalmadı. Tuğba'ya gönderdim, 20 bileziği koluma taktım. Devam! Devam anneciğim, devam. Yarışmadan kazandığım çeyreklerde cabası. Kendinize güvenin, ben öyle yaptım. Aleyna! Altınları koluma, çeyrekleri yakama taktım. Hem tarihe geçtim, hem şampiyon oldum. Yeşil! Yüzün üzerinde bilezik kazandım. Çeyreklerin sayısını unuttum. Ağır. Kendine güvenen gelinler. Siz de hemen başvurun, benim gibi altınların sahibi olun. Siz de benim gibi efsane olmak istiyorsanız hemen başvurun. Çok güzel bir his.